Değerli izleyenler, sizler için ülkemizin bereketli topraklarını gezmeye devam ediyoruz. Mevsimlikteki önemli konulardan birisi de bahçe kurulma fidan temini ve bu programımızda ceviz ve badem araştırmacısı Selam Bayrak'la ceviz fidanını ele alacağız ve konuşacağız ve bunun için de Düzce'deyiz şu an. Evet Selam Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahçe kurulumunda yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de fidan temini. Bu anlamda bahçe kurmak isteyenler fidanı temin ederken nelere dikkat etmeli? Bahçe kurma işi bir zincirin halkaları gibidir. Arazinin hazırlanması, fidan seçimi, dikim, bakım devam eder. Bunlar zincir halkaları. Bunların biri koptuğu zaman biliyorsunuz zincir evet, işlevini kaybeder. Bence en önemli halkalardan biri fidan seçimi. Değil mi? Aslında çeşit seçtikten sonra fidan oluyor. Fidan yani. Seçimi. Yani hepsi önemli. De evet. Yani fidan seçimi ve arazinin hazırlanması, bunun da dikimi en önemli halkalar, en önemli noktalarında. Evet. Fidancılık sektörü Türkiye'de 3 coğrafyayı dolaştığımızda, Amerika, Avrupa ve Çin dolaştığımızda gerçekten bizim sektör iyi. Yani biz fidan yetiştirmede başarılıyız. Yalnız tabii kaliteli fidan yapmak için, kaliteli fidanı piyasaya sunmak için acele etmeyeceğiz. Birinci nokta. Şimdi bizim fidancılarımız, ben de fidan işi yapıyorum yani. Evet. Ayrıca bahçe kuruyoruz, fidan yetiştiriyoruz. Bizim hatamız şu. Fidancılarımız güzel fidan yetiştiriyor. Sağlıklı diyelim. Her şey güzel, yerinde. Her şey tamam. Fidan gayet güzel. Boyu güzel. Rengi güzel, her şey güzel. Yaptığımız bir hata var. Birkaç yıldır hava şartları iyi gitmiyor. Yani sonbahar ayı sıcak devam ediyor. 7 derecenin altına sıcaklık düşmediği için veya eksilere düşmediği için Ekim ayından itibaren ne oluyor bu sefer? Fidan uyumaya giremiyor. Dolayısıyla yaprağını dökemiyor. Dökemeyince de biz Kasım ayında fidanı sökemiyoruz. Biz genellikle, ben bu sektöre başladım 16 yıl oldu. Cevizin içindeyim 40 yıl, 50 yıl oldu ayrı. Fidan işine başladım, yani fidan yetiştirip bahçe kurmaya başladım 16. yıl bu sene. Evet. 17'ye gittik hatta. Şimdi bizim karşılaştığımız şey 3-4 senedir iklim değişikliği nedeniyle biz Kasım ayının 15'inde en geç fidanı söker, Kasım sonunda hazır olurdu, Aralık'ta dikime girerdik. Şimdi Kasım ayında fidan sökemiyoruz birkaç senedir. Niçin? Eksi dereceler olmadığı için, fidan da uyumaya giremediği için, yaprak kendi kendine dökmediği için ne oluyor bu sefer? Fidanı sökemiyoruz, aralığı bekliyoruz. Biz bu sene 5 Aralık'ta başladık fidan sökmeye. Yani 15-20 gün geciktik. Şimdi sektörde bazı fidancılarımız maalesef, çok üzülerek söylüyorum, fidanları sıyırıp bir an önce uyumaya girsin, sıyırmakla uyumaya girmez ki. Kesinlikle. Yani şuna benzer, bu bir çocuğu uyutacaksınız, ne yapıyorsunuz? Çocuğu döverek uyutuyorsunuz veya korkutarak. Şimdi bunda da sıyırıyorsunuz, cevizin özü lamellidir. Sanki içine pamuk tıkamışsınız gibidir. Evet. O suyunu çekecek, o soğuktan dolayı yani 7 derecenin altına düşecek, hatta eksilere düşecek. Ondan sonra kendi kendine yaprak dökecek. Ben bunu hani şeyde de belirtiyoruz, yaprak sıyırma, bakın yaprak sıyırılmış, evet. Sıyırılmış vaziyette. Bunu şeyde de gösterebilirsiniz ekranda belki. Sıyrılmış vaziyette Kasım'ın başında, 1 Kasım'da bu. Sıyrılmış üreticinin, fidancının biri erkenden sökmek için. Bu çok yanlıştır. Bu fidan gittiği yerde tutma oranı çok düşük olur. O bakımdan bekleyeceğiz. Ne olacak? Geç olacak. Ne yapalım yani? Geç olsun ama sağlam olsun. Peki bu yaprak sıyırma olayını fidanı alan bahçe sahibi nasıl anlayacak? Anlayamaz. Yaprak sıyırdıktan bir müddet sonra bu yaprak sıyırmanın zararının bir tanesi de şu. Bir tanesi fidan suyunu çekmediği için, uyumaya geçmediği için o bir sakınca. İkinci sakıncası da yaprak sapı, biliyorsunuz gözlerin altındadır yaprak sapı. Bunu koparttığınız zaman gözler de zarar görüyor. Kesinlikle. Bakın burada 3 tane göz vardır. Boyunlu göz, düğme göz ve nokta göz. Nokta göz gözükmez. Evet. Bu boyunlu göz çok zarar görmeyebilir ama boyunlu göz zarar görürse taşırken fidan, çünkü o sivri bir gözdür, büyük gözdür boyunlu göz. Ama alttaki düğme göz kesin zarar görür. Yaprak sıyırırken.
sıyırdığın zaman ondan sonra bir dolu olacak, bir eksi hareket olacak. O düğme göz zarar görür. Zarar gördüğü zaman boyunlu gözle taşırken, maşırken, çünkü boyunlu göz şeydir, iri bir gözdür. O zarar görüyor zaten. Eksilette zarar görür. Onun yerine düğme göz harekete geçer. Düğme gözle zarar görürse nokta göz vardır, görünmez, o harekete geçer. Evet. Yani burada doğa öyle kendini ayarlamış ki, yani üç tane göz var, birinden biri, ama sıyırdığın zaman yaprağı hepsi zarar görüyor ve tutma, ne kadar hizmeti güzel yaparsanız, her şeyi tam yaptınız, fidanı erken söktüğünüz için yaprağını sıyırıp zarar görür ve %90'ı tutmayabilir. Evet. Ben şey sormak istiyorum, bize gelen izleyicilerden gelen sorulardan birkaç tanesi şöyleydi. Fidan temin ederken, yani örneğin Bursa'da olabiliyor fidancı, İzmir'de olabiliyor ya da Antalya'da olabiliyor. Fidancı ılıman bir iklimde olabiliyor. Evet. Bahçe kurulmak istenen yerde karasal iklimde oluyor. Bu anlamda işte atıyorum ılıman iklimden gelen bir fidan karasal iklime uyuyor mu uymuyor mu, böyle bir soru var. Yani siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Ilıman iklimde fidancılık yapılıyorsa, fidanlık ılıman iklimde ise beklemesi lazım. Nedir? Daha çok beklemesi lazım. Çünkü orada 7 derecenin altına daha geç düşer. Evet. Eğer karasal iklimse de fidanlık, o daha erken sökme şansı var. Çünkü orada don daha erken oluyor. Fark yani, bu. O zaman bahçe kurmak isteyenler kendi bölgelerinden mi? Yani karasal iklimde yapacaksa karasal iklimdeki, hayır, fidancıdan mı yapacaklar? Bahçe kuracakların dikkat edeceği şu: fidanlık ılıman iklimde olur, karasal iklimde olur. Nerede olursa olsun önemli değil. Evet. Çeşit ve şey fark etmez. Yalnız uyumaya geçtikten sonra yaprağı kendisi döküp de sıyırmadan, evet, döküp de sökülüyorsa hiçbir sakıncası yok. Yalnız ılıman iklimin dezavantajı şu: daha geç orada sökme durumu olur. Evet. Çünkü daha geç eksilere geçtiği için veya 7 derecenin altına düştüğü için, karasal iklimde daha erken düştüğü için, karasal iklimle şey arasında belki 15 gün, 20 gün, bir ay fark olabilir. Evet. Karasal iklim daha erken söker fidanlıklar, ılıman iklimde biraz geç sökebilir. Ama neticede eğer zamanında sökerse karasal iklim, ılıman iklim fark etmez. Bu bir. İkincisi, sıyrılmış fidanı almamaya çalışacaklar. Acele etmeyecekler. Ben bir ay önce, mesela bizde öyle müşteri oluyor ki, ben efendim Almanya'dan geldim, bir ay önce işte fidanı dikeyim de gideyim bilmem ne. Ya geldin sen, eğer ille de dikmek istiyorsan küplü fidan yerine geçer. Bu her zaman, evet, dikilir. Evet. Bununla yaprak sıyırma veya sıyırmama, yapraklıyken üzerine meyve varken dikebilirsiniz. Eğer aceleniz varsa. Ama işin standardı, açık köklü ve boylu fidanı veya birkaç boy var, hangisini istiyorsanız onu rahatlıkla dikebilirsiniz. Ne zaman dikersiniz? Kasım olması Aralık. Bu Nisan'ın 15'e kadar dikim yapılabiliyor. Evet, zamanı da önemli. Çünkü şu an Türkiye'de benim de bölgelerde gördüğüm şu var. Yanlış zamanda dikilmesinden dolayı yüzlerce fidanın yok olduğunu şahit oldum. Maalesef, maalesef. Bu anlamda mesela fidan dikim zamanını nasıl ayarlayacaklar? Yani ılıman iklimde ne zaman dikilmeli, karasal iklimde ne zaman dikilmeli? Ya da şimdi, o şart nasıl olacak? Yani şimdi toprak tavındayken, rüzgar, çok sert rüzgar yokken, don yokken, toprak tavındaysa ve kendi kendine yaprağını dökmüş fidanı her zaman dikebilir. Evet. Yani Kasım'la Nisan'ın 15'ine kadar rahatlıkla dikebilir. Yalnız diyelim ki 1000 metrenin üzerinde bir rakımda bahçe, evet, kuracak vatandaş. Dikecek ama kar var. Ne yapacak şimdi? Tüplüğü yazın dikerim demeyebilir. Yapacağı şey çok basit. Kar gömüsünü alacak fidanı. Veya toprak gömüsünü alacak. Kar gömüsünü veya toprak gömüsünü alır. Müsait olduğu zaman arazisi dikime alır, oradan diker. Evet. Bu kadar basit. Fidanı sormak istiyorum. Yani evet, biraz fidanı konuşmak tabii, istiyorum. Tabii, fidanı konuşalım. Evet. Fidan çünkü önemli. Çok önemli. Evet. Bize yıllarca hizmet edecek. Meyve verecek. Asırlık. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla iyi bir, yani bu genel fidanlar için de geçerli ama iyi bir ceviz fidanı nasıl olmalı? Yani hangi özellikleri taşımalı? İşte gövdesi, kök yapısı nasıl olmalı? Evet. Şimdi iyi bir fidan da bir kere kahverengileşmiş olacak. Fidan olgunlaşmış anlamına gelir. Bu kahverengi. Orada görüyorsunuz yeşil. Evet. Ama orada ikinci büyüme yeşil. Belirli yere, evet, kadar sonrası. Evet. Oradan kesilmesi lazım. Şu oraya kadar kurur. Yeşil. Bazıları erken yaprak sıyırıp söktüğü zaman tamamı yeşil olabiliyor. Gene onun yarısı yeşil. Evet. Altı şey kurtarabiliyor yani. Oradan kesersiniz. Evet. Alttan 4-5 göz bırakıp
Oradan sürdürebilirsiniz. Sakıncası yok. Ne olur? Ama iyi bir fidan, olur. İyi bir fidan kahverengileşecek, pişkinleşecek daha doğrusu. Pişkinleşecek, kahverengileşecek. Bir. İkincisi, fidanın üzerinde çöküntüler, yara izleri, çöküntü mesela, çöküntü bir hastalığı ifade edebilir. Veyahut da kabarıklar, hastalık belirtileri. Veyahut da ne bileyim yiğinti, bazen böcek olabiliyor, orada yiğinti izleri oluyor, delikler oluyor falan. Bunun gibi gözle görebileceğimiz herhangi bir şey olmayacak. Yani güzel, düzgün bir fidan olacak. Evet. Onu kontrol edeceğiz. Şimdi fidanın bu şeyini kontrol ettikten sonra... Peki ondan önce ben şeyi sormak istiyorum. Yani bahçe kurarken farklı boylarda fidanlar alınabiliyor. Yani tabii, tabii. İşte küçük boy vesaire ama kalınlık var. Şimdi kalınlık ne olmalı? Yani... İyi bir fidan da, daha doğrusu bahçeye adapte olacak, dikildiğinde uyum sağlayacak ya da bir şekilde fidanın kalınlığı ne olmalı? Yani çapı ne olmalı? Şimdi biz olgun ve yaprağı sıyırmadan kendi kendine dökmüş, kahverengileşmiş bir fidan olduktan sonra kökü de eğer güzelse, kök çok önemli. Bunun fidanın bahçe kuracağımız yerdeki ileride oluşacak olan ağaçların ileride hiçbir şeyi yok, sakıncası yok. Yalnız verime yatmada fark yapar. Şimdi şu küçük fidanla kurulan, ince fidanla kurulan bahçeyle şu fidanla kurulan bahçe, kök yapısı ve şey itibariyle, kalınlık ve boy itibariyle, tabii ki birkaç yıl önce bu daha verime yatar. Evet. Ama 2-3 yıl sonra o da bunun pozisyonuna geçer. Peki yani şey var. Fidan mesela... dediğimiz zaman ille de kalın olacak, boylu olacak diye bir şey yok ama avantajı var. Evet. Fakat onun dezavantajı yok. O da meydana gelecek. Ne olacak? Bir iki sene bekleyecek. Peki şöyle bir durum var mı? Yani atıyorum 1000 tane fidan dikilecek. Bu 1000 tane fidanın hepsinin aynı olması mı gerekir? Yoksa farklı boylarda olması bir dezavantaj yaratır mı? Mümkünse yani... yakın boylarda, birbirine benzer boylarda. Yani santimle ölçmeyiz ama yani onun için biz ne diyoruz? Birinci boy fidan, ikinci boy fidan diye ayırıyoruz. Üçüncü boy şeyde de yok, standartta da belirtilmemiş ama üçüncü boy fidan da olabiliyor. Evet. Onun için burada bahçe kurarken tabii ki birbirine yakın fidanlarla bahçe kurmakta fayda var. Ceviz kazık köklü bir meyve türü, kök yapısı çok önemli bir konu, kök yapısı. Tabii gövdeyi gördük, inceledik, yaprağı sıyırmadık, olgunlaştı falan, geldi köke. Şimdi kök yapısında ceviz de kazık köklüdür ceviz. Evet. Şurada gördüğümüz gibi göstermekte fayda var. Bu kazık köklüdür. Yani kazık kök dediğimiz zaman tek bir kök devam eder. Yeniden. Ama kazık köklü olmasının, tek kök olmasının çok sakıncası yok. Burada önemli olan yan kökler. Yani saçak kökler. Pardon, yan kök değil bunlar. Evet. Saçak kökler. Saçak kökler eğer varsa böyle tek kök olmanın çok sakıncası yok. Onları dikerken tarif edeceğiz. Nasıl? Evet, tabii dikimde konuşacağız onları da yine. Şimdi bir de bu şekilde boylu filan da yan kök. Saçak kök değil de yan kök vardır. Evet. Onu da burada şöyle gösterirsek. Bakın bunda 3 tane yan kök var. Evet. Boylu filan da 3 tane yan kök var. Saçak kök olacak. Sadece 3 tane yan kök olması da yeterli değil. Saçak kök mutlaka olacak. Kesinlikle. Onu dikimde izah edeceğiz niçin saçak kök önemli olduğunu. Boy olarak mesela şu boy fidan, burada da bu da 3 görüyorsunuz yan kök var. Yani peki kökte bir takım hastalık olup olmadığını anlayabilir mi üreticilerimize de bahçe kuracak insanlar? Şimdi gözle görülebilir belirtiler varsa bir anormallik mutlaka incelemesi lazım. Onu biz fidanı sevk ederken Tarım Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe kuruluşları kontrol edip ondan sonra sevk ediyoruz. Yani köklerine, meklerine bakıp ona göre taşıma ve satış sertifikası veriyorlar bize. Şimdi şu anda pasaport sistemine geçildi. Yani bunun mutlaka uzman kişi tarafından kontrol edilmesine fayda var. Fidancıların bunu bilhassa söktüğü fidanı bağ yaparken, bağ yaptıktan sonra yapmadan önce, bağlamadan önce çok sıkı bir şeyden gözden geçirecek, gözde görülebilir bir şeyler varsa... Ne bileyim kökte şişmeler, nematot dediğimiz veyahut da ne bileyim kanser. Ama şimdi bakınız ben şu kök olayında bir şey söylemek istiyorum. Yani o kadar zararlı ve hastalık var ki. Biz de çok şükür yani bugüne kadar viral enfeksiyon görülen bir cevizimiz olmadı. Hastalık, kanser, bakteri çok az. 4. baskı kitabı yazacağım zaman bakteriyel hastalıkla ilgili bir döne doğru bulup da şeye koyamadık doğru dürüst. Bu büyük saz bizim için. Ne var? Mantar hastalıkları var.
Evet. Kara lekeydi işte, antakroz dediğimiz o var daha çok. Yani bakteriyel hastalık çok az. Kanser hiç, viral enfeksiyon şu ana kadar rastlanmış değil Türkiye'de. Bu bizim için çok büyük bir şans. Bir de şeyi sormak istiyorum. Mesela aşı yeri önemli, aşılı fidanda. Evet. Çöğür fidanları da konuşacağız ama. Evet. Aşı yeri ne kadar yükseklikte olmalı iyi bir fidanda? Yani bunun ortalaması 10 santimdir. Evet. Kök boğazdan itibaren yani 10 santim. Daha yüksekte olursa... Şimdi daha yüksekte olması, o da yabani sürgünde de çıkabilir, karışabilir. Evet. Ama eğer sırt dikimi, onu dikimde izah edecek, sırt dikimi yaparsak bunun kök boğazından itibaren aşı yerinin çok yüksek olması önemli değil. Evet. Bunu çukur bir yere dikerseniz, su falan birikirse o aşı yeri yara yerinden, yara yeri kapanmışsa çok da önemli değil. Evet. Yara yerinin kapanmış olması. Bakın birçok yerde yara yerleri kapanmamış oluyor. Çok büyük sakınca. Yara yeri kapanmadan evet. Santim ne olsa olsun önemli değil. Peki Selam Bey, kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra devam edelim. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.